Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de kalıtım konusunu anlatacağız. Tonguç. Hocam yalıtım biliyorum da kalıtım nedir? Efendim, kalıtım evladım. Bak hemen bunun ne olduğunu anlayalım. Nedir kalıtım hocam? anne babanın özelliklerinin çocuklara geçmesi evladım. Bak annenle baban ne yaptılar? Seni oluşturdular değil mi? Evet hocam. Annenin babanın saçı vardı. Evet. Annenin de saçı vardı. Bak senin de saçın var. Oh çok şükür. Ee, bak annenin gözü büyüktü. Annenin gözünü almışsın görebiliyor musun? Aa, doğru. Ondan sonra ee, babanın güler yüzünü almışsın annen somurtuyor bak evet, babanın güler evet, yüzü var evet. aynı zamanda e, ne yapmışsın bak babanda 4 parmak var senin 4 parmak var <gülüyor> <gülüyor> annende 3 parmak var Ya yani şunu unutmayalım özelliklerimiz annemizden babamızdan bize geçiyor Doğru. o zaman buna biz kalıtım diyoruz peki nasıl oluyor genler sayesinde oluyor evladım kalıtım yani annenin ve babanın genleri var tamam mı? Annenin ve babanın genleri dediğimiz şey aslında annenin ve babanın DNA'ları. Yani özellikleri, şifreleri, kodları, aynı şifreleri, kodları. Ve niçin oluyor peki kalıtım evladım? evlat sevgisi için oluyor evladım. Ha. Düşünsene sen annene babana benzemeseydin bu benim çocuğum değil derdi. Abi, bu ne abi. ya? Atın bu evden falan derdi. Aynen. Bakıyor baban sana. o benim gözlerimin aynısı, benim suratımın aynısı. O zaman ben bu çocuğu seveyim diyor. Annene diyor ki ya bu çocuk nereden çıktı kardeşim? <gülüyor> 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 Halbuki kendisinden çıktı. Evet, Kalısal özelliklere bakalım. Şimdi kalıtsal özelliklerimiz bir sürü bizim. Mesela ne var? Göz rengi var, saç rengi var, kulak kıllılığı var. Teşekkür ederim. Ay, sende kulak kıllılığı var mı evladım? Yok hocam ben kulaklarımı sürekli ağrı yapıyor. Şu <laughs> kulak kıllılığı genellikle babadan çocuğa geçer. Babadan erkek evlada geçer. Yani da varsa sen de de olur, garanti olur. Teşekkür Hiç şaka şey yok. Çünkü DNA'nız aslında de, senin DNA'n babanlı ve annenin DNA'larından geliyor. Bak bunlar bizim o özelliklerimiz. O da olabilir değil mi hocam? Çünkü benim babamın kulak kıllığı benim kıllı değil mesela. Olmaya ee, olmayabilir. Olmayabilir tabii Ay, ki. Tamam. Olmayabilir. Yok, hayır hayır. Kulak kıllı kesin oluyor. Ama Çünkü Y hocam, kromozomunda taşınıyor. Mi? Kesin oluyor. Allah Peki Allah. gen dediğimiz zımbırtıya bakarsak özelliklerimizi kontrol eden anlamlı DNA parçasına biz gen diyoruz. Mesela diyoruz ki bak. Tonguç, e, göz rengi bizim DNA babanın DNA'sı veya bu, senin DNA'm var ya bu ya. Bu par bu parçası göz rengini kontrol ediyor. Anladım hocam. Ondan sonra sadece şu parçası Tonguç Saç rengini kontrol ediyor. Mesela diyelim ki şu parçası da DNA'nın şu parçası da kulak kıllılığını kontrol ediyor. Dolayısıyla senin DNA'nın parça parça olan bölgelerine biz ne diyoruz Tonguç? Gen. Ya, demek ki gen aslında DNA'nın bir gen, alt gen, kümesi. Gen 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 üçgen. Harika. Gen dediğimiz şey DNA'nın alt kümesi. Peki bir soru sana. Gen 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 nedir? Ee, ya ben işte. Gen. Dörtgen evladım. Aa, Dört dörtgen. tane. Hocam Bak, kulak kılılığına takıldım ben. Babamın kulakları kıldı ama benim kıllı değil hocam ya. Ya evladım saçmalama. Sen de de olacaktım. Sen çocuksun da. Ha, Bak doğru. gen dediğimiz şey baskın ve çekinik olabiliyor Tonguç. Baskın demek her türlü e, her türlü kazanan gen. Yani çekinik gördüğü zaman kardeşim ben baskınım hadi hadi oradan diyor. Hadi oradan. Ha, baskın ben seni ezerim diyor. Ee, bak büyük harflerle yazılıyor. Adam aslında. baskınlar büyük harflerle gösteriliyor. Adam gibi. adam. Genler harflerle gösteriliyor unutma. Çekinik gelse baskın yoksa kazanıyor. Baskın yoksa kendi özelliğini gösteriyor ve küçük harfle gösteriyor. Bak adam görüyor musun? Bak küçük bir adam büyük bir adam. Büyük adam küçük adamı ne yapar? Ezer. Yerle bir eder değil mi öyle adam? Şimdi genler nasıl çalışıyor ona bakalım. Genler Mesela insanda 46 tane kromozom var ve biz bunu 2n diye gösteriyoruz. Neden 2n diye gösteriyoruz? Çünkü kromozomların bir parçası annenden geldi, bir parçası babandan geldi. Hani annen ne veriyor? Yumurta veriyor biliyorsun değil mi? Evet hocam. Mayoz bölünmeyle yumurta oluşturuyor. Baban da mayoz bölünmeyle sperm oluşturuyor. Sonra bu yumurta ile bu sperm birleşiyor ve neyi oluşturuyorlar? Senin ilk halin zigot oluşturuyor. Sen bir zigottun Tomuş. Teşekkür ederim hocam. Yani bu zigot halin sonra ne oluyor? Mitoz bölünmelerle büyüyerek seni oluşturuyor Tonguç. Aa ben. Heh, baban burada. Zigot var hocam bende şu anda. Annem burada ve babanla annem birleşiyor daha doğrusu yumurta ve sperm ile birleşiyor seni oluşturuyorlar. Ve bak dikkat et bunla, bundan en geliyor bundan en geliyor ve senin oluştuğun ilk halin iki en oluyor. O yüzden sen iki en eşittir 46'sın. Çünkü annenden en aldın babandan en aldın. Bunu unutma Aa, tamam mı? 23-23-46. Çünkü insan iki endir. iki en eşittir 46'dır. İki en ene nasıl dönüşüyor peki? mayozla dönüşüyor. İki endi bu da. Babam da iki endi. Ene dönüştü. Sonra seni oluştular. Birleşti iki endi oluştular. Ve sen yine iki endsin. Çünkü mitozla bölünmede kromozom sayısı değişmiyor. Değil Peki alergen nedir? Alergen bir gen çiftidir. Biri anadan biri de babadan gelen gen çiftine biz alergen diyoruz evladım. Birisi anneden geldi. Birisi de babandan geldi. Anlıyor Anladım. musun? Zor geliyor mu sana bunlar? Hocam annemin duası babamın gölgesi yeter. Evet, çok güzel bak. <laughs> o zaman diyoruz ki alel gen çiftlerinde e, mutlaka gen çiftleri halinde bulunuyor kromozomlar. Yani bizim özelliklerimiz mesela büyük A harfi kahverengi göz olsun, olsun. Küçük A harfi de mavi göz olsun. Tonguç üç şekilde olabilir. Allah üç şekilde yaratabiliyor Tonguç'u. Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Veya küçük A küçük A olabilir. Büyük A büyük A olursa Tonguç bir kere bir, birisini anneden aldı ya büyük A. Evet hocam. Bir tanesini de babadan aldı. İkisi de büyük A gelmiş. İkisi de kahverengi gelmiş. O zaman tonguç nedir? Kesin kahverengi gözlü diyebilir miyiz? Doğru. O zaman tonguç kahverengi gözlü. Peki bak şuna bakalım. Büyük ağa küçük A anneden büyük A almış, babadan küçük A almış. Hani demiştik ya bir anadan biri babadan. O zaman büyük ağa küçük A geldiği zaman bu baskın, bu çekinik değil mi? Kahverengi maviye baskın. Dolayısıyla kahverengi gözlü olacak değil mi yine? Evet hocam. Neden kahverengi? Çünkü büyük A küçük A'yı ezecek. ezecek. Sen yoksun diyecek, sen çekiniksin diyecek. Küçük A olacak. Ama ikisi de küçük ay Tonguç. Yani ikisi de mavi gözse. Hani küçük ay, mavi demiştik i̇kisi de ya. Mavi göz. O zaman bu adam mavi göz olabilir. Tonguç mavi göz olabilir. Hocam bu yani döl Anneden diyorsun, babadan. Ne? Şimdi şöyle. Döl demek şu demek. Ee, anneden ve babandan birleşince bu şey. Zigot oluşturuyor ya. Zigot. Zigot oluşturdukları zaman biz bu zigota ilk başta döl diyoruz. Hani döl yatağına düştü. Ee, döl dediğimiz zımbırtı sperm ve yumurtanın birleşikliği oluşturdukları şeyin... E, oraya hani annenin rahmine düşmesi. Anladım. Dolayısıyla bu düşen şey yani senin ilk halin, ilk halin senin e, neymiş? Büyük A büyük A Büyük A küçük A ve küçük a küçük a olur. Erken kalkan yol alır. Erken evlenen zigotadır. Evet, saçma sapan konuşma bak. Bak bu kahverengi. Bu e, kahverengi bu da mavi. Anladım. Ama bu söylediklerimiz şeyler fenotipleri Anlatacağım şimdi. Ama bak Dikkat et. İkisi de aynı olunca saf döl diyoruz. İkisi de aynı olunca saf diyoruz. Bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olunca melez, melez diyoruz diyorsunuz. Tonguç. Hatta bunun diğer havalı adları var. Buna homozigot diyoruz Tonguç. Şöyle. E yani ikisi homo aynı demek. Ha. Heterozigot diyoruz buna. Farklı. Buna da homozigot diyoruz Tonguç. Neden buna homozigot? Çünkü ikisi de aynı. Saf döl homozigot demek. Unutma evladım. Peki genotip fenotip. Genotip fenotip şunu bilmemiz gerekiyor. Ee evet. gene o tip geldi diyorlar mesela. Hayır, onu demek istemiyor. Evet. Genlerimizin yapısına, yani bizim büyük A, küçük a falan filan vardı ya. Evet, bunlara biz genotip diyoruz Tonguç. Gen yapımıza genotip diyoruz. Ama dış görünüşümüze, yani bizim kahverengi gözlü, mavi gözü olduğumuza ne diyoruz? Fenotip diyoruz. Fena bir tip derler ya hani. Fena bir tip bu adam. O zaman dış görünüşü kötü bu adamın. Eyvah. Öyle düşün. Buradan şunu aklına getirebilirsin Tonguç evladım. Ee, bak Genotip deyince mesela büyük A küçük A olsun. Evet. Dış görünüşü bunun nedir? Kahverengi gözüdür. Bak, dış görünüşü kahverengi, yönlüşü, kahverengi gözlerin, fenotipi yani Gözlerin o, Vay, gözlerin. Çok güzel. Gerçekten gözlerin. elit bir şarkıcısın. Bak, fenotip dediğimiz kahverengi gözü olması genotip dediğimiz büyük A küçük A. Yani bunun diğer anı neydi? S e, pardon. Saft öl. Saft de. melezdi. biri farklı. Bir i̇kisi farklı çünkü. büyük İki tane büyük A olursa veya iki tane küçük A olursa saft öl çekilir. Aynı zamanda bastı. şöyle bir şey daha var Tonguç. Fenotip çevre etkisi de değişebilir. Yani sen gözlerine lens takarsan mavi gözlü olabilirsin. Zaten taktım hocam. Şu anda gözlerimin sarı olmasının rengi sebebi bu. <laughs> Hay Allah ya. Fenotip çevre etkisi değişebilir ama genotipi senin ne kadar uğraşsan da genlerin yapısında değiştiremez. Sen yine kahverengi gözlüsün evladım. Teşekkür ederim. Aynı zamanda beyaz renk, beyaz e, tenli bir insan da ne yapar? Güneşte yanarsa kahverengi tenli Bronzi. olabilir. Bronz olabilir. Ama genlerin yapısı yine beyazdır. O öbür kış yine beyaz olacak evladım. Hayda. ameliyat. Unutmasın... Aynen öyle. Saçlarını mesela boyatması buna çok güzel örnek verebilir. Ödülü sorumuzu yap, cevaplara gönder evladım. E, ve... Aynı zamanda kanalımıza abone ol. Tonga Uçak'ın konuda videolarımız daha düzenli. Facebook, Twitter, Instagram'ı bizi takip et. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Tamamdır.